Arkadaşlar herkese merhaba, ben Rezan Çakmak, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber daha önce ön incelemesini gerçekleştirdiğimiz Xiaomi Mi 11 Lite modelini detaylıca inceleyeceğiz. Kullandığım süre boyunca edindiğim tecrübeleri sizlerle paylaşacağım. Yani bu cihazın tasarımı o kadar hoşuma gitmişti ki bir müddet birinci cihazım olarak kullanmayı düşünüyordum. Ama cihazda gördüğüm bir takım eksiklikler bunun önüne geçti. Şimdi o eksi noktalara da değineceğiz. Cihazın artılarından da bahsedeceğiz. Dilerseniz hemen videomuza geçelim. Her zamanki gibi temel başlıklarımız bulunuyor. Bu başlıkları tek tek yorumlayacağız. Birinci başlığımız tasarım. Daha sonrasında ekran, kamera, işlemci, video, pil, ses şeklinde devam ediyor. Şimdi birinci başlığımız olan tasarımdan başlayacak olursak, ben cihazı kullandığım süre boyunca elim ağrıdı, elim uyuştu, cihaz gerçekten ağır, beni rahatsız ediyor, kalas bir tasarım gibi rahatsızlığım olmadı. Cihazın tasarımı gerçekten mükemmel. Yani son dönemlerde gördüğüm en şık, en ince cihaz diyebilirim. 6.8 mm'lik bir kalınlık bulunuyor. Bu değerde günümüz telefonlarını düşündüğümüz vakit mükemmel bir rakam. 157 gram ağırlık bulunuyor. Yine günümüz telefonları 200 gramın üzerinde. Bu manada 157 gramlık bir telefonda ergonomi tarafında gerçekten işinizi kolaylaştıracaktır. Malzeme kalitesini ben pek beğenemedim arkadaşlar. Çerçeveler plastik. Yani ve parlak bir plastik kullanılmış. Bence metal ve mat bir plastik daha güzel olurdu. Hele ki bu renk, yani renk tarafında da pembe, şeftali pembesi, yani turuncuya yakın bir renk. Siyah ve mavi renkler bulunuyor. Yani ben bu telefonu alacaksam kesinlikle siyah almam arkadaşlar. Hem çok parmak izi bırakıyor, hem de çerçeve ile arka kapağın renk geçişlerinde bir problem var. Yani şöyle söyleyeyim. Arka taraf daha böyle griye yakınken yanlar parlak olduğu için böyle siyaha çalıyor ve arka tarafta da pek hoş bir görüntü oluşmuyor açıkçası. Ben bu anlamda bu cihazı alacak olsaydım kesinlikle turuncu olan veya mavi olan rengi tercih ederdim. Malzeme kalitesinde belirttiğim gibi beğenemedim. Yani en azından çerçeveler metal olabilirdi. Yan tarafta parmak iz butonumuz bulunuyor. Şöyle odaklayalım. Parmak izimiz gerçekten hızlı çalışıyor ama bu tüm cihazlar için artık böyle, yani ekstra bir durum söz konusu değil. Yani hangi cihazı alırsanız alın günümüzde zaten parmak izi hızlı oluyor. Şöyle diğer tarafa geçtiğimizde ise herhangi bir buton veya port göremiyoruz. Çünkü sim tepsisi cihazın alt kısmında, şöyle gösterelim. Bir Type-C yuvamız, mikrofonumuz ve sim yuvamız bulunuyor. Dikkat edin arkadaşlar, şu kısım mikrofon. Sim yuvasını çıkarmak için buraya sim iğnesini sakın sokmayın. Mikrofonu bozabilirsiniz. Burada ana hoparlörümüz bulunuyor. Stereo hoparlöre destek veren. Bu arada cihazda stereo hoparlör var ama bunun için ekstra bir kanal yok. Yani üst tarafta Poco X3'lerde falan gördüğümüz kanal bulunmuyor. Burada bir kızılötesi sensörümüz ve yine mikrofonumuz bulunuyor. Stereo hoparlörümüz yine ahize kısmında, şöyle gösterelim. Ahize kısmı da ikinci hoparlör görevini üstleniyor. Şöyle arka tarafa geçelim. Arka tarafta Xiaomi Mi 11, iPhone 11 tasarımlarının esintisi bulunuyor. Yuvarlak dizilimler, sade görünüm. Gerçekten ben cihazın tasarımını beğendim. Kalabalık kamera platformlarını zaten sevmiyorum. Fark edebileceğiniz üzere cihazda dördüncü bir kamera yok. Bu kamerada, eksik olan kamerada derinlik algılayıcısı kamerası. Bence olmaması gayet isabetli olmuş. Keşke bu kamerada olsaymış demiyorsunuz. Çünkü çektiği portreler bu lensi olan telefonlarla aynı portreler. Yani herhangi bir farklılık yok. Zaten kamera bölümünde de detaylıca bunu konuşacağız. Cihazın tasarımı bu şekildeydi arkadaşlar. Bu arada kutudan 33 wattlık bir hızlı şarj adaptörü çıkıyor. Yine turbo kablomuz çıkıyor ve bir adet silikon kılıfımız çıkıyor. Bir arkadaş telefonu kılıfa koy nasıl duruyor diye söylemişti. Şöyle hemen kılıfına da yerleştirelim. Yani kılıfta bile gerçekten ince bir cihaz. Hissiyat olarak bu tarz cihazları özlemişiz. Hemen şöyle kılıfımızı çıkarıp ekran kısmına geçelim. Çünkü cihazın en iddialı olduğu konulardan biri de ekran. Hatta ben ön inceleme videosunda bu cihaz iki konuda parlıyor demiştim. Birincisi ekran, ikincisi tasarım. Yani tasarım ve ekran başlığında evet biraz cihazı öveceğiz ama kalan diğer tüm başlıklarda ne yazık ki cihazı övebileceğimiz bir nokta yok. Tabii bu cihazın yine kötü olduğu manasına gelmiyor. O yüzden cihaz almayı düşünüyorsanız
videoyu sonuna kadar izlemeniz kesinlikle yararınıza olacaktır. Şimdi ekran kısmına geldik. Şöyle ekranımızı açalım hemen. Evet, 6.55 inç boyutunda bir AMOLED ekranımız bulunuyor. Kullanılan panel bir IPS panel değil arkadaşlar. Bu güzel, yani sınıfından en azından ayrılıyor. 1080x2400 piksellik çözünürlük, klasik Full HD Plus bir ekran. 402 ppi'lik de bir keskinliğimiz bulunuyor. Burada da yine ekstrem bir durum söz konusu değil. 90 Hz'lik bir ekran tazeleme oranı bulunuyor. Yani 120 Hz olabilir miydi? Ben çok aramadım çünkü 90 ila 120 Hz arasında pek de muazzam bir fark yok. 90 Hz gayet yeterli. DCI-P3 renk şemasını destekliyor ve 10 bit renk derinliğine sahip. Cihazın ekranı gerçekten dolu dolu. Testlerinde sizlerle paylaşıyor olacağım. Gorilla Glass 5 teknolojisiyle de ön cam korunuyor. Şimdi ekran tarafındaki teknik detaylar bu şekildeydi. Ben kendi yorumlarımdan bahsedecek olursam, yani bir film izlerken, YouTube'da bir içerik tüketirken, farklı platformlarda işte videolar izlerken falan kesinlikle renklerle ilgili olsun, ekranın canlılığıyla ilgili olsun problemler yaşamadım ve kullandığım süre boyunca da ekrandan büyük keyif aldım. Ekranla ilgili dikkatimi çeken bir diğer şey ise çenenin inceliği oldu arkadaşlar. Yani gerçekten Poco X3'ten, Note 9 Pro'dan, Note 10 Pro'dan falan daha ince bir çenesi bulunuyor cihazın. Şöyle daha yakından göstermiş olalım. Gerçekten bu konuda da cihazı beğendim arkadaşlar. Şöyle hemen ekrana tekrar geçelim. Ön kamera normalde ortadayken yan tarafa, sol üst tarafa alınmış. Bu tamamen kişisel ama ben ön kamerasının ortada olmasını isterdim. Redmi Note 10 Pro modellerinde olduğu gibi. Eğer yan tarafta olacaksa ikili veya üçlü kurulumlar daha güzel duruyor. S10 Plus gibi, Huawei P40 Pro gibi ekranlar bu konuda daha iyi ön kamera dizilimleri tarafında. Ekranla ilgili benim puanım 10'da 10 arkadaşlar. Bu sınıf için fazlasıyla başarılı bir ekran. Ben ekran için eleştirebilecek, kusur sayabileceğim bir durum görmedim, karşılaşmadım. Evet, şimdi yine birçok kullanıcının merak ettiği başlıklardan biri olan kameraya gel. Şöyle kamera bir giriş yapalım, hatta şöyle yakından gösterelim. Kamera arayüzünde şöyle bir gezinelim. Video kısmına gelelim hemen. Şöyle 4K 30fps, 1080p 60, 1080p 30 ve 720 30fps şeklinde videolar çekebiliyorsunuz. Bu sınıfta artık 4K 60fps görebilmeliyiz diye düşünüyorum. İşlemciler de gayet güçlü. Video tarafında ben cihazla ilgili yorumlarıma yine geleceğim. Şöyle hemen tekrar odaklayalım. Profesyonel modda fotoğraflar çekebiliyorsunuz ve 64 megapiksellik modu da kullanabiliyorsunuz. Portre modunda yine derinliği falan ayarlayabiliyorsunuz ki dördüncü bir, yani derinlik algılayıcısı bir kamera olmamasına karşın. Buradan da çıkalım. Daha fazla kısmında yine gece modu, 64 megapiksellik mod, kısa video modu, vlog modu, panoramik mod gibi, ağır çekim gibi çeşitli modlar bulunuyor arkadaşlar. Film efektleri gibi çeşitli modlar bulunuyor. Mesela sanırım bu yeni geldi. Ben daha önceki Xiaomi cihazlarında görmedim. Bilmiyorum, hatırlamıyor da olabilirim. Şöyle hemen girelim hatta. Evet, ben daha önce şöyle bir arayüzle karşılaşmamıştım. Muhtemelen yeni gelmiş olabilir. AI yine yapay zeka modunu kapatıp açabiliyorsunuz. HDR sürekli açık, otomatik ve kapalı şeklinde ayarlanabiliyor. Burada da Google Lens'e direkt olarak erişebiliyorsunuz. Hemen farklı ayarlara geçelim. Makro moduna yine geçiş yapabiliyorsunuz. Hatta cihazın 5 megapiksellik makro modunu burada bir test edelim. Şöyle. Evet, fotoğrafı çekebildim. Şöyle makro modu gerçekten başarılı arkadaşlar. 5 megapiksellik lens burada önemli ölçüde rol alıyor. Yani X3 modelinde, Redmi Note 10 düz modelinde bu tarz makrolar çekmek mümkün değil. Yani şöyle, bu arada Carl Zeiss yılların lens deneyimi, bir dönemki Nokia iş ortağı şu anda çalışıyor olabilirler. Hatta şu an Zeiss sanırım Vivo ile bir iş birlikteliği içerisinde. Cihazın yine makro kamerasından da memnun kaldığımı söyleyebilirim. Kamera arayüzü de bu şekildeydi arkadaşlar. Şöyle hemen arka tarafa geçip teknik detaylar ve yorumlarımdan devam edelim. Şimdi 64 megapiksellik bir de çevrili
tasarımı gerçekten bütünlüyor. 8 megapiksellik bir geniş açı kameramız bulunuyor. Poco X3'te 13 megapiksellik bir geniş açı lens olmasına karşın Poco X3'ten daha başarılı geniş açı fotoğraflar çekiyor. Yine 5 megapiksellikte bir makro lensimiz bulunuyor. Makro tarafında da kesinlikle problemler yaşamadım. Bu arada cihazın odak performansı gayet güzel. Videoda zaten mükemmel bir odak performansı var. Onu da göstereceğim. ...16 megapiksellik bir ön kameramız bulunuyor. Standart, herhangi bir esprisi olmayan, çok da abartılmayacak bir ön kamerası bulunuyor. F1.79'lukta bir diyafram aralığı söz konusu. Şimdi kağıt üzeri verilerine baktığımız vakit kamera paketi aslında güzel duruyor. Geniş açıyı ve makro modunu bir tarafa bırakalım. Onlarda bir problem yok. Fakat ana kamerada fotoğraf çekerken gündüz olsun gece olsun saçma sapan bir ışık patlaması, işte renklerin kontrastında problemler falan çok yaşadım. Yani kamera yazılımda bir problem olduğu kesin. Ki ben bunun Xiaomi tarafından düzelteceğini, yazılımla düzeltileceğini umuyorum. Ve kesinlikle düzeltilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu şekilde bilmiyorum, ben cihazı çok başarısız buldum. Belki başka biri alır. Daha önce geçtiği cihaz çok silik bir cihazdır. Bu cihazı beğenir bilemem ama yani bu cihazın kamerasında yazılımla ilgili bir takım problemlerin olduğu su götürmez bir gerçek. Yani Poco X3 ile kıyaslamalar yaptım. Redmi Note 10 düz modeliyle kıyaslamalar yaptım. Zaten Note 10 Pro bundan epey iyi bir kameraya sahip. Yani düz modeli bile bundan daha iyi fotoğraflar çekti çoğu sahnede. X3 keza öyle. Fakat yani ana kamerada ben 11 Lite'ın bu kadar başarısız olabileceğini düşünmüyorum. Kamera tarafı bana biraz Infinix yazılımını andırdı. Yani Infinix'in bu konuda ne kadar başarısız olduğunu bir önceki videolarımdan görebilirsiniz. Soluk fotoğraflar falan çekiyordu. Mi 11 Lite'da o yoldan devam etmekte. Gerçekten kamerayla ilgili ciddi problemler yaşadım. Ama ben bunun güncellemeyle düzeleceğini düşünüyorum. Çünkü bu saçma sapan ışık patlamaları, kontrasttaki belirsizlik kabul edilebilecek gibi değil. Muhtemelen yazılım ile bu problem çözülecektir. İşlemciye bakalım arkadaşlar. Qualcomm Snapdragon 732G işlemcisini görüyoruz. Yani her videoda dile getirdim. Bu işlemci gerçekten sıktı bizi. Daha farklı işlemciler görmek istiyoruz. 8 çekirdekli bir işlemci. 6 çekirdek 1.8 GHz frekansında çalışıyor. Diğer 2 performans çekirdeğimizde 2.3 GHz frekans hızlarına çıkabiliyor. Grafik tarafında da neredeyse 2 yılını doldurmuş Redmi K30 modelinde kullanılan Adreno 618'i görüyoruz. Yani bu işlemcide, bu grafik biriminde neden hala direttiklerini anlamış değilim. RAM tarafında yine güncel DDR4X teknolojisini görüyoruz. UFS 2.2'yi görüyoruz. Bu gerçekten güzel. En azından burada bir güncelleme görüyoruz. UFS 2.2 de gayet mantıklı bir seçim olmuş bu cihaz için. Cihazımızda yine NFC bulunuyor arkadaşlar. Bu da gayet güzel. Şimdi oyun performansından bahsedecek olursak, cihazla ilgili zaten ekstra bir oyun videosu gelecek. PUBG Mobile videosu. Ben cihazda oyunlar oynadım ki oynamadan önce şöyle düşünüyordum. Cihaz ince, ısı yalıtımı problemli olabilir, ısı dağılımı problemli olabilir ve cihaz ısınabilir diye düşünüyordum. Fakat beni gerçekten oyun tarafında şaşırttı. Zaten cihazda likit soğutma teknolojisi de bulunuyor. Yani ısı dağılımı olarak şöyle başarılı diyebilirim. Hani cihaz evet ısınıyor falan ama bu kesinlikle can sıkacak durumda değil. Ve ısı dağılımı başarılı olmayan bir cihazda sadece kamera bölgesi veya işlemcinin olduğu bölge ısınırken burada ısıyı tüm yüzeyde hissedebiliyorsunuz. Ve bu devamlılığı olan bir ısı, yani yükselmiyor. Bir noktada sabit kalıyor. Sanırım bu da likit sıvı soğutma teknolojisinin avantajlarından sayılabilir. Biraz ısınıyor, ondan sonra bu ısınma kesiliyor arkadaşlar ve bu ısınma frekans hızlarında da bir düşüşe sebebiyet vermiyor. Şimdi işlemci tarafındaki yorumlarım da bu şekildeydi. Ses başlığına gelelim hemen. Telefonda bir 3.5 mm'lik jack girişi bulunmuyor. Type-C port üzerinden yine müzik dinleyebiliyorsunuz. Ki yaptığım testlerde de çok da başarılı bir kulaklık çıkış performansının olduğunu söyleyemem.
Yaptığım testler bana bunu gösterdi. Şimdi hoparlöre baktığımız vakit hoparlör gayet güzel. Sınıfı için gayet güzel bir hoparlör performansı var. Ben cihazın hoparlör performansını sevdim. Yani Poco X3 Red Mi Note 10 modellerine kıyasla daha tiz ağırlıklı bir hoparlör bulunuyor. Note 10 ve X3 modelinde kullanılan teknoloji itibariyle baslar falan biraz daha iyiydi. Fakat yine ses rengi olarak Mi 11 Lite modelinin de gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Evet, pil başlığına gelecek olursak, şimdi cihazımızın ince olduğunu söyledik. Böyle bir cihazdan 5000-6000 mAh gibi devasa kapasiteli piller beklemek yanlış olur. Bu cihazda şu inceliğe, şu estetikliğe rağmen 4250 mAh'lik bir kapasiteli pilin kullanılması bile bence mükemmel bir olay. Ki bu pilimizde 33 watt hızlı şarj destekliyor. Arkadaşlar, pille ilgili ben çok problemler yaşamadım. Günü çok rahat bir şekilde kurtarabiliyor ve hızlı şarj oluyor olması da ekstra bir avantaj. Redmi Note 9 Pro, Poco X3 modelleriyle pil performansı kıyaslayacak olursak model onların gerisinde. Fakat Redmi Note 10 Pro ile benzer bir pil performansı söz konusu. Ben cihazın pil performansını beğendim. 6.8 mm'lik kalınlığa rağmen ben pil performansını beğendim. Gayet başarılı bu noktada da. Kablosuz şarj özelliği yok. Yani sınıfını düşündüğümüz vakit eleştirebileceğimiz bir konu değil, olmaması gayet normal. Cihazla ilgili pil tarafındaki yorumlarım da bu şekildeydi. Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak, bir önceki videomda belirttiğim gibi arkadaşlar, cihaz tüm bu kulvarların içerisinde sadece ekran ve tasarım kısmında parlıyor. Yani bu noktalarda sınıfından ayrılıyor ama kamera, işlemci, pil, ses kısmında diğer cihazlarla aynı veya ufak tefek farklılıklar olumlu veya olumsuz söz konusu olabilirken, ekran ve tasarım konusunda gerçekten sınıfının üzerinde bir performans sunuyor. Ve ek olarak video tarafında da cihazın hakkını yemem, kesinlikle güzel videolar da çekiyor. Bir Note 10 Pro mu? Kesinlikle değil. Fakat Poco X3'ten, Redmi Note 9 Pro'dan daha iyi videolar çekebiliyorsunuz. Bu konuda bu sınıftan da ayrılıyor. Cihazın henüz Türkiye'de satışı yok. İlerleyen günlerde gelebilir. Yani şöyle, Note 10 Pro'dan daha uygun fiyatlı bir cihaz. Eğer Redmi Note 10 Pro ile benzer bir fiyata satılır ise kesinlikle benim favorim Redmi Note 10 Pro. Yani Redmi Note 10 Pro bu senenin en favori cihazı diyebilirim. Ama arada uçurum farklar söz konusu ise ben Mi 11 Lite alırım. Mi 11 Lite da Poco X3, Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 10 düz modeline kıyasen daha alınabilir bir cihaz. Bu cihazlara karşın bir alternatif olarak kullanılabilir. Fakat rakibi Note 10 Pro değil kesinlikle. Bence arada 300-400 TL'lik farklar olursa Note 10 Pro almanız her zaman daha sağlıklı olacaktır. Fakat bu cihazın da tasarımı ve ekranı sebebiyle sınıfından ayrıldığını bir kez daha söylemeliyim. Genel olarak cihazla ilgili yorumlarım bu şekildeydi. Detaylı incelemem bu şekildeydi arkadaşlar. Umarım bu cihazı satın almak isteyen arkadaşların aklındaki soru işaretlerini gideren bir video olmuştur. Kanalda bu tarz videoların devamı olacak arkadaşlar. Abone olarak destek olabilirsiniz. İzlemiş olduğunuz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.